Merhaba. Bu bölümde Turgutlu'nun gayrimüslimlerinden bahsedeceğim sizlere. Her ne kadar bugün Turgutlu'da yaşamıyorlarsa da bir zamanlar Turgutlu'da Rumlar, Ermeniler, Yahudiler de Müslümanlarla birlikte yaşamaktaydı. Ve Turgutlu bu dört farklı unsura kucak açmış çok önemli bölgenin güzel memleketlerinden bir tanesiydi. Şimdi Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler dedim ama elimizdeki belgelerin ışığında bilebildiğimiz kadarıyla tarih sırasına göre gidersek karşımıza ilk olarak Yahudiler çıkacak. Yahudilerin, Turgutlu Yahudi cemaatinin ne zaman gelip buraya yerleştiği, ilk olarak ne zaman bu bölgenin sakin olduklarını şu an için çok net bir şekilde biliyor değiliz. Ancak karşımıza çıkan iki ihtimal var. Bunlardan bir tanesi Avram Galanti'ye ait. Türkler ve Yahudiler isimli eserinin ön sözünde Avram Galanti, Manisa'nın yakınlarındaki Turgutlu'dan ve Turgutlu'da yer alan Yahudi mezarlığından bahseder. Bu kitabı yazım çalışmaları esnasında bölgeyi gezen Avram Galanti, 1900'lerin hemen ilk yıllarından bahsediyoruz. O tarihlerde bölgeyi gezen Avram Galanti, Turgutlu'daki Yahudi mezarlığına gelir ve Yahudi mezarlığındaki taşların tarihlerinden yola çıkarak bölgedeki Yahudi yerleşiminin ne kadar eskiye gittiğine dair bazı varsayımlara, bazı çıkarımlara ulaşmaya çalışır. Galanti'nin iddiasına göre Turgutlu'daki Yahudi mezarlığında 1400'lü yıllara ait birkaç tane mezar taşı vardır. Bu da göstermektedir ki 1400'lü yılların başlarında Turgutlu'da kendilerine bir mezarlık oluşturabilecek büyüklükte bir Yahudi varlığından söz etmek gerekir. Fakat maalesef Galanti'nin bahsettiği mezar taşlarını kendisinden başka ne bir gören vardır ne de bugüne kadar onlara ulaşıp bir şekilde fotoğraflamış olan herhangi bir kişi var. Galanti'nin söylediklerinin doğru olmadığı iddiasında değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama söylediklerini teyit edebileceğimiz herhangi bir veriye sahip değiliz. Eğer Galanti'nin söylediği gibi 1400'lü yılların başlarında Turgutlu'da bir Yahudi cemaatinin varlığından bahsedilmekte ise o zaman söz konusu Yahudilerin Romanyot kökenli olduğunu iddia etmek lazım. Yani bu Yahudiler Roma İmparatorluğu içerisinde yaşamakta olan Yahudi cemaatinin torunları, torunlarının torunları gibi. İkinci bir ihtimal ise 1480'li yıllarda bildiğimiz üzere Osmanlı Devleti İspanya'dan ayrılmak zorunda olan Yahudilere kucak açar ve oradan gemilerce Yahudi birçok gemi ile Osmanlı topraklarına gelirler ve bu bölgede yaşamaya başlarlar. İkinci iddiamız Turgutlu ve çevresindeki Yahudi topluluklarının işte İspanya'dan gelen yani seferat kökenli olan Yahudiler olduğuna dair. Bunların hangisinin doğru olduğunu kesin olarak kanıtlayabilecek durumda değiliz. Belki de hem Romanyot hem de seferat Yahudilerin varlığından söz etmemiz gerekir Turgutlu'daki Yahudi topluluğu için. Turgutlu'daki Yahudilerin ortaya çıkış süreci bu şekilde özetlenebilir. Bu Yahudiler 1970'li yıllara kadar nüfusları giderek azalsa da Turgutlu'da varlıklarını sürdürmeye devam ettiler. 1900'lü yılların hemen başlarındaki nüfus sayımlarına göre 1000 civarında Yahudinin olduğunu biliyoruz Turgutlu'da. Ve elbette bir topluluk mevcut ise bu topluluğun ibadethanesi ya da ibadethaneleri de olacak. 1800'lü yılların sonlarında artık devlet yeni bir sistemle salname denilen yıllıklar hazırlamaya başlar. Ve bu yıllıklarda Turgutlu'da Yahudilere ait 2 adet sinagog ya da havra olduğu belirtilir. Bu havraların nerede olduğu, nasıl olduğu, ne kadar büyüklükte olduğu maalesef tam olarak bilinmiyor bugün. Ama bildiğimiz bir şey var, o da şu, halen havra olarak bilinen bir yapı Turgutlu'da ayakta. İşte o yapı 1939'da inşa edilmiş bir yapıdır. 1922'de Yunan kuvvetleri Turgutlu'dan kaçarlarken bu şehri yaktılar. Daha önce de bahsettim, özel olarak bununla ilgili belki bir bölüm bile hazırlamakta fayda olacak. İşte o yangın esnasında nasıl ki Müslümanların evleri yandıysa Yahudilerin de evleri yandı. Nasıl ki bizim camilerimiz, mescitlerimiz yandıysa Yahudilerin de sinagogları, havraları tamamen küle döndürüldü. Çünkü Turgutlu'da ikamet eden Rumlar ve Ermenilerin aksine Turgutlu'nun Yahudileri Müslümanlar da birlikte işgale karşı durmuşlardı.
Bundan dolayı Yunan ordusu buradan kaçarken Müslümanlarla birlikte Yahudileri de cezalandırdı. Onların da mallarını, mülklerini yakıp yıktı. İşte yakıp yıkılan o sinagogların, havraların yerini ancak 17 yıl içerisinde doldurabildi Turgutlu Yahudi cemaati. 1922'den 1939'a gelinene kadar bir Yahudi'ye ait evin üst katında küçük bir ibadethane gibi kullanılan bir mekan söz konusu. 1939'a geldiğimizde ise bugün halen daha havra olarak bildiğimiz yapı inşa ediliyor ve o yapı halen ayakta. Yahudi nüfus Cumhuriyet döneminde İsrail'in kurulmasının da etkisiyle hem Turgutlu'da hem de tüm Türkiye'de giderek azalmaya başlar. Ve 1970'li yıllara gelinene kadar Turgutlu'da artık Yahudiler bir elin parmakları sayısına düşerler. Günümüzde ise Turgutlu'da bir Yahudi varlığından söz etmemiz mümkün değil. Yahudilerin dışında Turgutlu'da Rumlar ve Ermenilerin de varlığından bahsettik. Ermenilerin ne zaman Turgutlu'ya geldiğine dair çok net bilgi elimizde mevcut değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Ermenilerin ibadethanesi olan Ermeni Kilisesi, ki az sonra detaylandıracağım, Surp Asvatsatsin Kilisesi 1690'lı yıllarda inşa edilmiş bir yapı. Dolayısıyla 1690'lı yıllarda artık kendi ibadethanesini inşa etme ihtiyacı duyacak bir topluluktan bahsediyoruz. Böylelikle 1600'lerin ortalarından itibaren Turgutlu'da bir Ermeni cemaatinin oluşmaya başladığını söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Bahsi geçen kilise yapısı bugün halen ayakta ve 1930'larda inşa edilen çevresindeki eklentilerle halk evine, sonraki süreçte belediye binasına dönüşmüş olan, günümüzde Turgutlu Belediyesi etkinlik merkezi olarak anılan, nikah salonu olarak anılan bina. O binanın etkinlik merkezi ya da nikah salonu dediğimiz, eski belediye binası dediğimiz binanın iç kısmında yer alan ana salon diyebileceğimiz kısım işte Ermenilerin kilisesi. Ve bu kilise Surp Asvatsatsin adını taşımakta. Bu binanın 1690'larda inşa edildiğini nereden biliyoruz? Burada elimizde çok güçlü iki tane kaynak var. Birincisi, bina restore edilirken, ki çok yakın bir zamanda restore edildi hatırlanacağı üzere, bina restore edilirken binanın restorasyonuyla ilgili olarak çalışan sanat tarihçilerinin ve mimarların gözlemleri binanın 1600'lü yıllarda inşa edildiğini söylemekte. İkincisi de en az bunun kadar önemli ve belki de bundan daha kuvvetli bir delil, o da şu: 1699'da Turgutlu'ya gelen, bu bölgeyi ziyaret eden bir seyyah Edmund Chichel, Turgutlu ile ilgili izlenimlerini anlatırken aynen şu ifadeleri kullanıyor. Bir Ermeni papazından Turgutlu'da padişahın özel bağışıyla yeni yapılmış bir kilise olduğunu öğrendik. Türkiye'de Hristiyanlığa müsamaha gösterilmesine rağmen yeni kiliseler yapılmasına engeller vardı ve sadece eskilerin onarımına müsaade edildiği için bu yeni inşa edilmiş kilise bize görülmeye değer geldi. İşte bahsi geçen yapı bugün eski belediye binasının kökeninde yer alan yapıdan başkası değildir. Ayrıca buranın tarihine dair elimizde bir başka belge daha var. 1840'lı yıllarda o binanın hemen yanında yer alan, maalesef günümüze ulaşmayan okul binasının yeniden inşa edilmesine dair sadrazamlık makamından izin istendiği ile ilgili bir arşiv belgesi. Ve bu belgede hem yerin tanımı hem de planları, krokileri mevcut. Böylelikle görmekteyiz ki bina işte bu bina, tarih işte 1690'lar. Turgutlu'nun son gayrimüslim cemaati ise Rumlar. Rumlar çok büyük oranda 1700'lü yıllardan itibaren Turgutlu'da çoğalmaya başlıyorlar. Öncesinde hiç mi yok, hiç yok denecek kadar az olduklarını biliyoruz. Öncelikle şunu unutmamak lazım. Osmanlı tarihi açısından bakıldığında Rum denildiği zaman karşımıza çıkan insan bugünkü Yunanlılar değil, Helen kökenliler değil, Roma vatandaşlarına Osmanlı tarihinde Rum denmekte. Diyarı Rum tamlamasında olduğu gibi. Yani Romalı anlamına geliyor bu. Ve de bir başka unutulmaması gereken hakikat de şudur ki, Saruhanoğullarının bölgeyi fetihleri esnasında
Turgutlu ve civarında neredeyse hiç insan olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla bu toprakların tam anlamıyla yerlisi olan Helen kökenli Rumların varlığından bahsetmemiz abesten başka bir şey olmaz. İşte yüzyıllar geçtikten sonra 1700'lü yıllarda Karaosmanoğulları sülalesi tarafından getirilen, Yunan adalarından getirilen Rumların varlığını biliyoruz. Bunun öncesinde de 1600'lü yıllarda tek tük Turgutlu'da Rumların olduğuna dair birkaç arşiv kaydı var önümüzde. Onlardan bir tanesi 1629 tarihli bir şer'iye siciline dayanmakta. Şer'iye sicili nedir? Mahkeme tutanağı olarak günümüz diline aktarabiliriz bunu. 1629 tarihli o mahkeme tutanağında Zati Ağa'nın bahçıvanı Estali oğlu Todori isimli birisinden bahsediliyor. Demek ki birkaç hanede olsa 1600'lü yıllarda Turgutlu'da Rumlar mevcut. Sonrasında ise 1700'lere geldiğimizde yepyeni bir sistem var artık tüm Osmanlı coğrafyasında. Bu sistem doğrultusunda ayanlar denilen bölgesel küçük hükümdar aileleri var tabiri caizse. Ve o bölgelerin, o bölgelerde yapılan tarım, ticaret vesaire neredeyse tamamen bu ailelerin kontrolünde. Savaş zamanı ise bu aileler topladıkları askerlerle Osmanlı ordusuna tabi oluyorlar. İşte bizim bölgemizdeki en büyük aile, en büyük ayan ailesi ki Osmanlı tarihinin de belki en büyük ayan ailesidir, Karaosmanoğulları'dır. Karaosmanoğulları bölgedeki tarımsal verimliliği arttırabilmek adına yeni iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ve bu iş gücünü 1700'lü yıllarda Yunan adalarından getirdikleri, buraya yerleştirdikleri, Manisa çevresine, Manisa dolaylarına, Gediz Ovası'na yerleştirdikleri Rumlarla karşılar. İşte ondan sonradır ki Turgutlu ve bölgedeki Rumların nüfusu giderek artmaya başlar. Sonrasında tarımın dışında da farklı iş kollarına zaman içerisinde yönelecektir burada ikamet eden Rumlar. Şimdi salnamelerde karşımıza çıkan Turgutlu'da iki tane Rum kilisesi var. Bunlardan bir tanesini ismiyle cismiyle bilmekteyiz. Fakat ikincisine dair maalesef herhangi bir bilgimiz yok. Peki o bildiğimiz kilise nedir, nerededir? Kısaca ondan bahsedeyim. Bugün hükümet konağı olarak kullanılan binanın olduğu yerde 1930'lu yıllara kadar varlığını yıkık da olsa sürdüren bir kilise yapısı mevcut. Söz konusu kilise işte Rumların iki kilisesinden bir tanesi. Agios Nikolaos Kilisesi olduğunu düşünüyoruz. Yani Noel Baba, Sen Nikola Kilisesi. Bugün bize daha yakın gelecek şekilde ismini çevirmemiz icap ederse. Bu kilise 1939'a kadar yıkık dökük de olsa az önce de bahsettiğim gibi varlığını sürdürür. 1939'da artık neredeyse kendi kendine çökecek hale gelir ve de yıkılır. Temellerinin bir kısmı kullanılır ve o kilisenin yıkıntısından elde edilen taşlar kullanılır. Bugünkü kaymakamlık binasının inşasına başlanır. O kilisenin temellerinin bir kısmının üzerinde. Buradaki Rumların akıbetleri ise Ermenilerde olduğu gibi hiç de iyi olmaz. 1919'da Turgutlu Yunan ordusu tarafından işgal edilir. 1922 7 Eylül tarihine kadar bu işgal devam eder bildiğiniz üzere. Ve maalesef yerli Rumlar ve Ermeniler birlikte hareket ederek Yunan ordusunun gönüllü birliklerini oluştururlar. Savaşın sonunda artık bu bölge düşman işgalinden kurtulduğu zaman Turgutlu'daki ya da Manisa'daki ya da Alaşehir'deki ya da Akhisar'daki bu bölgedeki Rumlar ve Ermenilerin burada kalacak bir durumları olmaz. Ve kaçmakta olan Yunan ordusuyla beraber onlar da yerli Ermeni ve yerli Rum olarak nitelendirilen, isimlendirilen bu insanlar da bölgeyi terk ederler. Biraz da bu toplulukların en son bilebildiğimiz kadarıyla nüfuslarından bahsetmekte fayda var. 1900'lü yılların başında bu 3 cemaate ait bazı nüfus verileri var elimizde. 1908-10 gibi tarihlerde Turgutlu'nun 20-25 bin dolaylarında bir nüfusu olduğunu biliyoruz. Şehir merkezinden bahsediyorum. Bu nüfusun 4000'e yakını Rum, 1000 civarı Ermeni ve yine 800-1000 civarı
Yahudilerden oluşmakta. Geri kalan ise tamamen Müslüman. Artık kurtuluştan sonra ise Rumlar ve Ermeniler giderler. Sadece çok küçük bir Yahudi topluluğu ile Müslümanlar kalır Turgutlu'da. Yahudiler de 1970'li yıllara gelene kadar teker teker ya İsrail'e ya da İzmir'e göç ederler ve Turgutlu bugün bildiğimiz haline kavuşur.